Ne güzel sizinle beraber olmak. Harikasınız gençler. Güzel çocuklar, harikasınız. Eski mahallemde olmak çok güzel, çok mutluyum sizlerle bir arada olmaktan. Bugün teşekkür ederim. Ne mutlu bana. Ben ilk yuvamı kurduğumda Bahçelievler'de oturdum. Dolayısıyla yuvam, eşim, çocuklarım hep birlikte Bahçelievler'in uğruna inanıyoruz. Bahçelievler'in güzel insanlarıyla buluşmak da beni mutlu ediyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Şimdi bugün tabi burası Yarbay Cesur Parkı, şehit yarbayımız, onun adına yaptığımız bir park. Bahçelievler'de çokça işimizden bahsedebilirim. Otoparkıydı, sosyal yaşam merkeziydi, Zafer Mahallesi'nde yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkeziydi, İSMEK'ti. Ama bugün buraya bunları konuşmaya gelmedim. Şimdi öncelikle yarın Maltepe Miting Meydanı'nda karşıda güzel bir demokrasi şenliği var. Millet İttifakı ekonomiyi konuşacak. Sizlerle birlikte 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ev sahipliği yapmaya hazır mıyız? Bütün Millet İttifakı liderleri orada olacak. Mansur Yavaş Başkanım da bizimle olacak. Hep birlikte bu süreci konuşacağız. Ekonomiyi konuşacağız. Memleketimizin geldiği durumu hasbihal edeceğiz. Sevgili hemşehrilerim, Bahçelievler'in güzel insanları, memleketimin her yerinden insanın yaşadığı bu güzel şehirde, Türkiye'nin bir özeti olan İstanbul'da kardeşliğin, barışın, huzurun teminatı olmak zorunda olan bu şehirde güzel hizmetlerimizi daha güçlü sürdürmek adına memleketi partizanlığa boğmuş olan bu hükümetin anlayışından adaleti ne yazık ki kişilere göre, tanıdığına göre hareket ettiren bir anlayışı, insanların ekonomik olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki de en belirsiz dönemini yaşadığı bir dönemin kişileri olarak çok zor bir süreci yöneten bizler bu iktidarı, bu hükümeti hep birlikte evine yollayacağız. Sevgili hemşehrilerim, yollayacağız çünkü adalet için yollayacağız. Yollayacağız çünkü hak ve hukuku korumak için yollayacağız. Yollayacağız çünkü gençlerin liyakatleriyle birlikte bu memlekette istedikleri makama gelsinler diye yollayacağız. Yollayacağız çünkü gençler bu ülkede, bu şehirde hayallerini kurabilsinler, geleceklerini kurabilsinler diye yollayacağız. Yollayacağız çünkü acilen mutfaktaki yangını söndürmek zorundayız. Yollayacağız çünkü çocuklarımızın, gençlerimizin yollayacağız çünkü
yollayacağız. Çünkü çocuklarımızın eşit ve hak ettiği eğitimi alsınlar diye yollayacağız. Yollayacağız çünkü üniversitelerimiz özgür olsun diye yollayacağız. Yollayacağız çünkü ifade özgürlüğü olsun diye yollayacağız. Çünkü ikinci yüzyılın başlangıcında ne yazık ki sıkıntılarımızı büyüten bu hükümet 21 yılın sonunda hedeflerinin üçte birine bile erişemeyen ekonomik olan memleketi dünyanın 16. sırasından alıp 21. sırasına düşüren bu hükümet, bu milleti, bu devleti, bu vatanı yönetmeyi hak etmiyor. Evlerine yollayacağız onları. Onun için çok önemli bir takvimde her birimiz bu sürecin şahitleriyiz. Çok dikkatli olmak, çok büyük bir hazırlık yapmak zorundayız. Bu seçim siyasi partilerin yarıştığı bir seçim değil. Bu seçim Ahmet gitsin, Mehmet gelsin seçimi değil. Bu seçim bir rejimin, bir sistemin çökerttiği, ne yazık ki uçurumun kenarına getirdiği bir rejimin, bir sistemin sona erdirilme seçimidir. Onun için çok önemli bir süreç içerisindeyiz. Bizler bu seçimde geleceğimiz için yoğun bir mücadeleyle en doğru kararları vermekle yükümlü vatandaşlarız. Sevgili vatandaşlarımız, benim güzel hemşehrilerim, hak, hukuk, adalet mücadelesinin simgesi ve gerçekten devlet deneyimiyle, devlet insanı olmasıyla birlikte büyük bir ittifakı inşa ederek demokrasi mücadelemizi en üst seviyeye taşıyan Sayın 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na hep birlikte oy vereceğiz. Hep birlikte oy vereceğiz. Sizlerden isteğim şu: bugün birbirimize sorumluluk yükleme zamanı. Ben aylar önce, hatta bir yıl önce, 1,5 yıl önce ne demiştim? Bu sürecin en çalışkan neferi olacağım demiştim. En çalışkan neferi. Beni geçebilen geçsin, ben çalışıyorum. Beni geçebilen geçsin. Milletimiz için çalışıyorum. Şimdi sizden isteğimiz var. Sizden isteğimiz var. Sizden isteğimiz var. Bu kalan 10 gün içinde, 9 gün içinde Tamam. Şimdi bu kalan 9 gün içerisinde özellikle burada bulunan hanımefendiler, sizden istirhamım, tanıdıklarınız, eşiniz, dostunuz, komşunuz, çocuklarınız, büyükleriniz, oturup kalktığınız insanlar, onlarla konuşun ve deyin ki ülkemiz zor durumda. Ülkemiz somurtkan, insanlarını bölen, oy veren vermeyen diye ayırt eden, insanları bu 86 milyon insanı milli ya da gayrimilli diye ayrıştıran, neredeyse haşa şunlar cennete gidecek, bunlar cehenneme gidecek kadar demeyi göze alan bir anlayıştan kurtulmamız lazım. Böyle anlatın millete, böyle anlatın. Yok efendim inanç üzerinden, yok efendim insanların ibadetleri üzerinden insanları bu şekilde ayırmak, bölmek, Allah aşkına bu kadar hiç yaşadık mı ya? Yahu Allah aşkına bak, soruyorum, hatta söylüyorum. Bu memlekette bugüne kadar yaşamadığımız bu
anlayışı net özetliyorum. Benimle, bakın sizin adınıza söylüyorum ya da vatandaşlarımız adına, milletimiz adına, milletimizin inancını ölçecek, milletimizin inancını yargılayacak, milletimizin milli duygularını yargılayacak, bölecek, ölçecek kişi anasının karnından doğmadı kardeş. Doğmadı. Bu milletin inancı var, görüşü var, yaşam biçimi var ama herkesin birbirine saygı duyduğu bir memleket burası. O bakımdan bu anlayış para etmez. Bütün bu konuşulan tarzdaki siyasetin biteceği seçimdir bu. Bundan sonra başka şeyler konuşacağız. Onun için hanımefendilerden hassasiyetle bunu anlatmalarını istiyorum. Ve beyefendilerden, iş yerinizde, iş ortaklarınızda, komşularınızda, alışveriş yaptığınız yerlerle lütfen siz de konuşun. Bunlar ekonomiyi yönetmeyi bilmiyor. Bunlar inanın bazı yöneticileri, ekonomiyle ilgili yöneticilerine bir dükkana emanet etmezsiniz. Bırakın memleketi. Dükkana emanet etmezsiniz. Bir işi bilen bir insan yanlışı söylüyorsa üstündeki insan ona yanlışını söyler. Bunlar yanlış dese de yatıp kalkıyorlar, doğru dese de yatıp kalkıyorlar. Emir kuluna dönmüş. Emir kulu olan yöneticilerin bu memlekete asla bir faydası olmaz. Asla bir faydası olmaz. Anlatın bunu. Bunlar ekonomimizi batırırlar. Bugünün işini yarına bırakmayacağız. Hızlı hareket edeceğiz. Bak orada gençler yazıyor. İlk turda bitirelim diyor. İlk turda. İlk turda bitirelim diyor. Acelemiz var. Acelemiz var. Bir günü bile kaybedemeyiz. Bir günü bile kaybedemeyiz. O kadar hassas. Onun için beyefendilerin özellikle bu ekonomik süreci anlatmasını istiyorum. Sevgili gençler, asla ayrışmayın. Sevgili gençler, arkadaşlarınızla konuşun. Gençlerin bazen duygusallıkları olabilir, küskünlükleri olabilir. Bazı konulara alınganlık gösterebilirler ama bu seçim sizin, özellikle sizin can alıcı 20-25 yılınızın seçimi. Onun için hata yapmamak zorundayız. Hep birlikte bu güçlü iktidara, Millet İttifakı'nı güçlü bir şekilde taşımak zorundayız. Deyin ki gençlere bu geleceği en iyi şekilde hazırlamak adına oylarınızı Millet İttifakı'na verin. Oylarınızı Kemal Kılıçdaroğlu'na verin deyin. Şimdi anlaştığımız üzere 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışmaya, hep birlikte bu mücadelenin bir parçası olmaya, bu büyük değişimin ve dönüşümün Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına en güçlü şekliyle bir giriş yapmaya hazır mıyız? Sizler 14 Mayıs günü, bakın seçim gününü anlatıyorum, burayı iyi dinleyin. 14 Mayıs günü hep birlikte sandıkta görev alacağız. Tamam mı? Hep birlikte görev almaya, ama partiler üzerinden, ama Türkiye gönüllüleri üzerinden görev almaya. O gün görev alamadınız, oyumu kullandım, eve gidiyorum demek yok. Elinize vatan için, millet için şu canım bayraklarınızı alarak, canım o ay yıldızlı bayrağımızı alarak 14 Mayıs gününü demokrasi şölenine dönüştürmeye, okulların önünden ayrılmadan
sonuçları beklemeye hazır mıyız? Güzel. Güzel. 2019'u tamam alacağım yavrum, alacağım. 2019 yılını hatırlıyoruz değil mi? Berkay neredesin Berkay, gördüm sonunu. Hah. Bak her şey çok güzel olacak diyen adam burada, adam Berkay, Berkay burada. Berkay benim güzel evladım burada. Ne demişti Berkay? Hatırlayalım mı? Her şey her şey her şey. Bak Berkay bir kişi her şey çok güzel olacak dedi, İstanbul çok güzel oldu. Sizin şu gür sesiniz var ya, memleketi çok güzel yapacak, memleketi çok güzel yapacak. Hiç kuşku duymuyorum, çok çalışacağız. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde çok çalışacağız. Güçlü bir ekibimiz var. 6 siyasi partinin genel başkanları, ekipleri var. Mansur Başkan var, ben varım. Ama esas kim var biliyor musunuz? En büyük ekibimiz milletin evlatları var. Milletin evlatları var. Onlarla çalışacağız. Bir avuç insanla değil, milletin has evlatlarıyla çalışacağız. Sizinle başaracağız. Sizinle cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir süreci hep birlikte çalışacağız. Şimdi yarın Maltepe'ye gidiyoruz değil mi, anlaştık. Buradaki kalabalığın en az 20 katı Bahçelievler oraya gelmesi lazım. Muazzam bir demokrasi şöleni var. İsteyenler bu akşam Hıdrellez şenliklerine Yeni Kapı'ya da gelebilir. Gelebilir. Çok güzel bir etkinlik var ama esas şenlik yarın. Yarın büyük bir etkinlik şölen var. Bu arada aramızda kalsın. Aramızda kalsın, kimseye söylemeyin. Kimseye söylemeyin Bahçelievler. Kazanıyoruz Bahçelievler. Millet kazanıyor, millet. Millet kazanıyor. Her şey çok güzel olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ekrem İmamoğlu'na konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Harikasın Bahçelievler! Çıkart telefonu! Aç flaşları! Saygıdeğer başkanımızı dualarla uğurluyoruz. Evlerinin pencerelerinden, balkonlarından, teraslarından, çatılarından bizlere destek olan